Açık Öğretim Ortaokulu 2018-2019 Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavı 1. Oturum 633 Sosyal Bilgiler 6 Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin rollerinden biri değildir? A. Öğretim hizmeti vermek B. Velilerle iletişim kurmak C. Çalışanlarına karşı disiplinli olmak D. Okul idaresiyle koordineli çalışmak Doğru cevap C. Çalışanlarına karşı disiplinli olmak. Soru 2. Kültürel değerlere bağlılık toplumsal birlikteliğin oluşmasında etkilidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal birlikteliğe örnek olarak gösterilebilir? A. Akrabalarla küslük olması B. Komşularla tartışma yaşanması C. İhtiyaç sahiplerinin görmezden gelinmesi D. Bayramlarda büyüklerin ziyaret edilmesi. Doğru cevap D. Bayramlarda büyüklerin ziyaret edilmesi. Soru 3. 1999 yılında meydana gelen Gölcük depreminde halk seferber olmuş ve deprem bölgesindeki insanlara destek vermiştir. Bu destek bazen yiyecek, bazen giyecek, bazen de manevi destek şeklinde olmuştur. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? A. Ön yargı B. Dayanışma C. Sosyal rol D. Kalıp yargı Doğru cevap B. Dayanışma Soru 4. Milattan önce 3. yüzyılda Hunların Çin üzerindeki baskıları artmıştır. Çinliler saldırılara karşı tüm kuzey sınırları boyunca savunma duvarları yapmıştır. Günümüze kadar ulaşan bu yapı aşağıdakilerden hangisidir? A. Taç Mahal B. Çin Seddi C. Alaca Höyük D. Cam Minaresi Doğru cevap B. Çin Seddi Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde devletin başında bulunan hükümdarlara verilen ünvanlardan biri değildir? A. Hakan B. Kaan C. Yapgu D. Kral Doğru cevap D. Kral Soru 6. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra İslam tarihinde 4 halife dönemi başlamıştır. İslam devleti halife tarafından yönetilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemin halifelerinden birisi değildir? A. Hazreti Ebubekir radıyallahu an B. Hazreti Yusuf aleyhisselam C. Hazreti Ömer radıyallahu an D. Hazreti Osman radıyallahu an Doğru cevap B. Hazreti Yusuf aleyhisselam. Soru 7. İpek, kürk, değerli taş ticareti yapılmıştır. Doğu kültürü ile Batı kültürünün kaynaşmasını sağlamıştır. Hun devleti döneminde denetimi Asya Hun devletine geçmiştir. Özellikleri verilen ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? A. İpek yolu B. Anadolu C. Kral yolu D. Mezopotamya Doğru cevap A. İpek yolu. Soru 8. Ülkemizde kıyıdan iç bölgelere gidildikçe sıcaklık ve yağışta değişiklikler olur. Karasal etkiler öne çıkar. Karasal iklimde kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçer. Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinde karasal iklimin görülmesi beklenir? A. İzmir B. Trabzon C. Mersin D. Ankara Doğru cevap D. Ankara. Soru 9. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sanayileşmenin arttığı yerlerde nüfus artmakta, sanayinin azaldığı yerlerde nüfus azalmaktadır. Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisinin nüfusu diğerlerinden daha fazladır? A. İzmit B. Ardahan C. Artvin D. Tunceli Doğru cevap A. İzmit. Soru 10. Dünyadaki iklim tipleri sıcak, soğuk ve ılıman iklim tipleri olarak 3 gruba ayrılır. İnsanlar genellikle ılıman iklimin görüldüğü yerlerde yaşamayı tercih ederler. Buna göre insanların aşağıdaki iklimlerden hangisinin görüldüğü yerlerde yaşamayı daha çok tercih ettiği söylenebilir. A. Kutup iklimi B. Tundra iklimi C. Çöl iklimi D. Okyanus iklimi Doğru cevap D. Okyanus iklimi. Soru 11.
toplumsal ilişkileri düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütününü inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Coğrafya, B. Tarih, C. Sosyoloji, D. Hukuk. Doğru cevap D. Hukuk. Soru 12. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim uçağı ihtiyacına cevap verecek ve dünya pazarında pay sahibi olabilecek özgün bir eğitim uçağının yurt içi imkanlar kullanılarak tasarımı, geliştirilmesi ve prototip üretiminin yapılmasının amaçlandığı projedir. Metinde anlatılan proje aşağıdakilerden hangisidir? A. Atak, B. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, C. Hürkuş, D. Güneydoğu Anadolu Projesi. Doğru cevap C. Hürkuş. Soru 13. Bilimsel araştırma yaparken planlı, kararlı ve çalışkan olmak gerekmektedir. Buna göre belirli bir plan çerçevesinde yapılan bilimsel araştırmanın ilk basamağı aşağıdakilerden hangisidir? A. Araştırma konusunun belirlenmesi, B. Araştırma metninin düzenlenmesi, C. Araştırma konusu ile ilgili verilerin toplanması, D. Araştırma konusunu seçme nedeninin belirtilmesi. Doğru cevap A. Araştırma konusunun belirlenmesi. Soru 14. Ülkemizde balıkçılık faaliyetlerinde, elektrik üretiminde ve baraj yapımında faydalanılan kaynak aşağıdakilerden hangisidir? A. Ormanlar, B. Madenler, C. Topraklar, D. Sular. Doğru cevap D. Sular. Soru 15. Devletin kamu hizmetlerini harcamak için yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı paraya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? A. Yatırım, B. Pazarlama, C. Vergi, D. Sermaye. Doğru cevap C. Vergi. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi nitelikli insanın özelliklerinden biridir? A. Çevresindeki yeniliklere kapalıdır. B. Haklarını başkalarının haklarından üstün tutar. C. Öğrendikleriyle yetinmez, araştırır ve sürekli kendini geliştirir. D. Sorumluluklarını yerine getirme konusunda isteksizdir. Doğru cevap C. Öğrendikleriyle yetinmez, araştırır ve sürekli kendini geliştirir. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden biri olan milli egemenlik kavramını tanımlamaktadır? A. Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesidir. B. Ülkede yaşayan herkesin uyması gereken yasalardır. C. Milletin kendi kaderini kendi eliyle çizmesidir. D. İnsanın insanca yaşamasına olanak veren kurallardır. Doğru cevap C. Milletin kendi kaderini kendi eliyle çizmesidir. Soru 18. Siyasi gücün ayrıcalıklı bir grubun ya da küçük bir azınlığın elinde toplandığı yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir? A. Oligarşi, B. Monarşi, C. Teokrasi, D. Cumhuriyet. Doğru cevap A. Oligarşi. Soru 19. Bireylerin istek ve şikayetlerini devlet kurumlarına bildirebilmesine olanak sağlayan hak aşağıdakilerden hangisidir? A. Eğitim hakkı, B. Dilekçe hakkı, C. Çalışma hakkı, D. Seçme seçilme hakkı. Doğru cevap B. Dilekçe hakkı. Soru 20. Bir ülkede yetiştirilen malların fazlasının diğer ülkelere satılmasına ne isim verilir? A. İhracat, B. İthalat, C. İç ticaret, D. Girişim. Doğru cevap A. İhracat. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.